Bu ayaklar Rusya-Ukrayna savaşı sonrası savaşın Ukrayna cephesinde kelimenin tam anlamıyla mekik dokuyor. Gerginliği veya anlaşmayı en az Zelenski ya da Putin kadar önemsiyor. Kendi ülkesinden çok burası hakkında açıklamalar yapıyor. Sürekli Biden'la görüşüyor, en tehlikeli bölgelere kasksız, çelik yeleksiz gidiyor. Evet, Boris Johnson'dan bahsediyorum. Doğru bildiniz. Ülkesini biz yalnızca İngiltere ile ilgilenmek istiyoruz diyerek Avrupa Birliği'nden çıkaran, dünya meselelerine karşı mesafeli olacaklarını her fırsatta duyuran İngiltere Başbakanı. Bu içerikte Boris Johnson'ı ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası belirginleşen ve 180 derece değişen tutumunun olası nedenlerini konuşacağız. Çankırılı Başbakan'ın bu halini anlayabilmek için sürecin en başına gidelim. I regret very much that we did not do things differently. 24 Şubat günü Vladimir Putin'in tarihe geçen açıklamaları sonrası başlayan savaş, dünya genelinde birçok dengeyi baştan sona değiştirdi. Rus şirketlerin ve hatta bizzat Rusya'nın dahil olduğu çok sayıda ekonomik süreç baştan yazılırken ekonomik kazananlar ve kaybedenler görmeye başladık. Rus oligarklarının servetlerini paylaşmaya çalışan bir grup ülke savaşı net bir düzleme çekmiş oldu. Birileri kaybederken birileri kazanmalı. Aslında savaşın tamamını da bu denklem üzerinden özetleyebiliriz. Avrupa Birliği Rusya'ya yaklaşım konusunda ortak hareket ediyor gibi görünse de özellikle Fransa ve Almanya özelinde savaşı önleyemeyen birlik olarak kaybedenler listesine adını yazdırmış oldu. İşte Boris Johnson ve tabii İngiltere'nin yaşadığı dönüşüm de tam anlamıyla burada başlıyor. Johnson tüm bu değişimi savaşın kazananı olmak için başlatmış durumda. Peki Johnson neler kazanmak istiyor? Öncelikle İngiliz Başbakanı'nın ülkesinde çok da iyi günler geçirmediğini hatırlatalım. Covid-19 süreci boyunca attığı adımlar, kraliçe tarafından asla kabul görmeyen tutumları ve İngiltere'ye gelen göçmenlere dair kararları uzun süredir eleştirilmeye ve hatta Başbakan'ın koltuğunu sallamaya devam ediyor. Bu savaş, Boris Johnson'ın İngiltere halkına bir şeyleri unutturmak için seçtiği en kullanışlı yöntem konumunda. The Guardian yazarı Patrick Mintor, Johnson'ın 3 saat 16 dakika süren son 5 konuşmasında İngiltere'nin iç meselelerinden yalnızca 12 dakika bahsetmesini kasıtlı hedef şaşırtma olarak tanımlıyor. Mintor'a göre Johnson kendini yeniden iyi bir lider olarak göstermek için Ukrayna'daki savaşı son çare olarak görüyor. Bugün savaşın en aktif siyasi figürüne dönüşen Johnson, İngiliz yazarı çok da haksız çıkarmıyor gibi. Johnson, savaş bölgesinde görülmeye başladıktan hemen sonra açıklamalarında da bariz bir değişimle karşılaştık. Özellikle Almanya Başbakanı Scholz ile girdiği diyaloglar resmen bu adam bir şeyler peşinde dedirtti diyebiliriz. Johnson, Scholz ve ben, İngiltere ve Almanya, Ukrayna'ya daha fazla yardım etmek konusunda hemfikiriz. Almanya, tıpkı bizim gibi savaşın tam karşısında konum almayı tercih etti, dedi. Bu sözlerinde dahil olduğu tam 55 dakikalık konuşmayı analiz eden İngiliz siyaseti ve kamu politikası uzmanı Tim Oliver, France 24 için bir makale kaleme aldı. Oliver, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'nın sonundan beri oynamak istediği büyük güç rolüne en çok yaklaştığı anın şimdi olduğunun net biçimde altını çizdi. Boris'in Almanya'dan bahsederken sürekli kullandığı bizim gibi kalıbı da Oliver'ın dikkatini çekmişti. Yani Johnson, Avrupa savaşa dair bir şeyler yapacaksa bunun lideri biz olmalıyız demeyi asla ihmal etmiyor. Bunu yaparken de Almanya ve Fransa'nın eski gücünde olmadığını her fırsatta dile getiriyor. Johnson'ın bu adımlarını yalnızca Almanya'ya verilen bir mesaj olarak da değerlendirmemek gerek. Avrupa'da savaş sonrası bocalamanın ve lider değişimlerinin dikkat çektiği bu günlerde yeni bir blok oluşturmak fikri de İngiliz Başbakan'ın gizli ajandasını süslüyor olabilir. İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu yeni bir Anglo-Sakson grup, Avrupa Birliği, Rusya ve hatta Çin'e karşı yepyeni ve güçlü bir alternatif olabilir. Özellikle Avrupa'da beliren otorite boşluğunun Johnson'ın iştahını kabarttığını kesin olarak söyleyebiliriz.
Boris Avrupa'ya atmak istediği İngiliz imzası için bundan daha iyi bir fırsat bulamazdı herhalde. Putin'e düşmanız ve Avrupa sahipsiz değil argümanlarıyla yeniden birincil aktöre dönüşmeyi başaran Boris Johnson'ı daha yakından tanımak için hayatından birkaç nota birlikte bakalım. İngiliz Başbakanı siyasi kariyeri öncesi mesleği gazetecilikti. Times ve Daily Telegraph gibi ülkesinin en bilindik gazetelerinde çalıştı. Ve hatta henüz 23 yaşındayken bir skandala ismi karıştı. Times'ta yayınladığı bir haberi daha çarpıcı kılmak için yaptığı uydurma alıntı gazeteden kovulmasına neden oldu. 2004'te Liverpool'lu mühendis Kenneth Bigley'in Irak'ta kaçırılıp öldürülmesi sonrası başlayan protestoları abartılı üzüntü gösterisi olarak tanımladı ve ülke genelinde uzun süre linç edildi. Johnson'ın çalıştığı kurumlardaki etik birçok ülkeyi sık sık ihlal ettiğini de hatırlatalım. Bu fırtınalı gazetecilik deneyimi siyaset sonrası durulmuş olabilir mi? Tabii ki hayır. Dışişleri Bakanı olduğu dönemde beyaz sömürgeciler Afrika'ya dönmeli diyen, ırkçı şiirleriyle bilinen Kipling'den sık sık alıntı yapan, İran'daki casusluk süreçlerine adı karışan bir isimden bahsediyoruz. Kökeni Çankırı'ya dayanan, çocukken dünyanın kralı olmak istediğini gösteren resimler çizen, fazla kilolarından eşini sorumlu tutan, dağınık saçlı İngiliz Başbakanı ve Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan umduklarını konuştuk. Sizce savaşın kazananları ya da kaybedenleri kimler ve Johnson'ın yöntemi ne kadar geçerli olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu ayaklar Rusya-Ukrayna savaşı sonrası savaşın Ukrayna cephesinde kelimenin tam anlamıyla mekik dokuyor. Gerginliği veya anlaşmayı en az Zelenski ya da Putin kadar önemsiyor. Kendi ülkesinden çok burası hakkında açıklamalar yapıyor. Sürekli Biden'la görüşüyor, en tehlikeli bölgelere kasksız,